Trabzonspor diyelim hocam o zaman. Trabzonspor'un sayfaları şöyle ekranlarımıza gelecek teker teker. Gündemi konuşalım hızlıca. Foto maçın 6. sayfasındayız. Şimdi hepimiz birimiz için. Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı takım bütünlüğü ve savunma üzerinde daha çok duruyor şu anda. Ee, öğrencilerine şöyle bir uyarı yapmış. Sağdaki boş alanları ve merkezi her zaman kapatın. Pas için alternatif oluşturacak koşular yapın. Oyun sıkıştığında yönünü değiştirin. Topları asla ileri doğru Şişirmeyin ifadesini kullanmış. Şimdi Erzurum oynayacaklar 9. haftada. Çalışmalar devam ediyor. Geride kalan hocam 8 haftalık bölümü biraz inceleyelim eksikleri. 15 golle ile ligin en fazla gol yiyen takımı durumunda şu anda. Öncelikli olarak bildiğimiz kadarıyla Abdullah Avcı da bu konuyu ele almış durumda. Savunmaya üzerinde çok fazla duruyor. Takım halinde etkili savunma yapabilen bir takım. Futbolcu grubu görebilecek miyiz orada? Ne dersiniz? İlk dönemde kesinlikle göreceğiz diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bir takımda eksik çoksa o çok olan eksiği kısa dönemde gidermek için çok iyi bir fırsatınız var. Abdullah Hoca'nın iyi bir teorisyen, hı hı. iyi bir taktisyen olduğunu hepimiz biliyoruz. E, Trabzon'u da çok yakından tanıyan bir hocamız. Evet. O yüzden ne yapacağını bilerek oraya gitti. E, Abdullah Hoca'nın Başakşehir'deki o ilk gün göreve başladığı günden itibaren gelişim sürecini de çok yakından takip ettim. Oradaki ilk hamlesi de önce doğru pozisyon almayı bilen, oyunu birinci bölgede defansif yönde kompakt bir şekilde çok iyi oynamaya çalışan, satır aralarında hep takıma verdiği mesajlar aslında futbolun doğruları. Rakibe zaman alan bırakmadan agresif bir oyun tarzıyla oynayan bir Başakşehir vardı. Bunu da kısa zamanda Trabzonspor'a oturtabilirsiniz. Alanya maçında Trabzon bunu yapabileceğine dair hı hı. bence çok pozitif sinyaller de verdi. O yüzden ben Trabzon'un e, bu haftadan itibaren defansta o hataları azaltacağını fazla gol yemeyeceğini kesinlikle düşünüyorum. Abdullah Hoca'nın anlayışıdır. Başakşehir'de öyle yaptı. Birinci bölge defans hızlı hı hı. hücum, direk hücum. Trabzonla da bunu yapacak, e, hepsini birlikte çalışacak kadar zamanı yok. Ama ofansta bireysel becerisi üst düzeyde futbolcuları hı hı. var. Problemleri biraz da o becerileriyle çözmeye çalışacaklar. Biz yakın zamanda Trabzon'un biraz daha öne çıkmaya başlayan, biraz daha pas oyununu ön plana çıkarmaya başlayan, hücum organizasyonunu hı hı. setler halinde çalışan bir Trabzonspor izleyeceğiz ki Trabzon için bence bu gelişim süresi çok önemli. Abdullah Hoca'nın e, başarı için Trabzon'da iki önemli konuya ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi para, o Trabzon'da yok. Dolayısıyla kadroyu transferlerle çok büyük bir şekilde geliştirme şansı hı hı. yok. Bu onun için bir dezavantaj. İkincisi sabır. Çünkü evet. sabır varsa Abdullah Hoca o takımı şampiyonla yarışır. Hatta şampiyon olacak hale getirir. Sabır Trabzon'da var mı dersen... Bence o da çok yok. Orada hı hı. görev yapmış biri olarak bunu söylüyorum. O yüzden hem Trabzon'un hem Abdullah evet. Hoca'nın bu konuda büyük bir özveri de bulunmaları lazım. Abdullah Hoca'nın kendisi de aslında başkan da bu konuda bir süre istedi taraftardan taraftara sorduğumuzda dışarı çıkıp onlar da aslında beklentilerin yüksek olduğunu söylediler. Olumsuz bir cümle çok fazla duymadım ben. Beklenti yüksek sadece soru işareti taşıyanlar var ama sabır noktasında tabii Üzerlerine iş düştüğünü hem başkan hem de teknik adam kendisi de söylemişti. Öncelikli olarak nereyi değiştirmeli sizce? Yani savunma hattında bir takım tabii değişiklikler yapmadı. E, takım gazetesinin 13. sayfası da buna e, vurgular yapmış. Beraber savunacağız, Sağda kuş sürüsü gibi birlikte hareket edeceğiz demiş. Böyle bir benzetme de yapmış. Takım evet. savunmasını tüm oyuncular yapacak birbirimize destek olacağız. Şimdi geçen sene aslında şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydi. Doğrudur. Ya benim de izlemekten çok keyif aldığım evet. bir ekipti. Olmadı. Bu sene inanıyor musunuz? Trabzonspor şampiyon olur mu beklentileri öyle çünkü taraftarların istiyorlar hakikaten. Ya Trabzon'un şampiyon olmasını Türkiye'de her futbol sever ister. Aynen, aynen. Yani ben de orada görev yapmış biri olarak Trabzon'un başarılarını gerçekten çok istiyorum. Geçene çok özledim. Yaklaşmışlardı evet. hakikaten çok evet. özlediler İşte ama sevgili Çiğdem Yani şampiyonluk böyle bir hafta Bir ay istemekle Gelmiyor sizin hı hı. Sabırlı bir şekilde O istediğiniz hedefe Yürümeniz lazım onun için özveride Bulunmanız lazım Şampiyon olacaksanız genelde hata yapma Lüksünüz yoktur e, Trabzon'da birlik beraberlik Konusunda son senelerin Belki de en kenetlenmiş Trabzon'u oldu Taraftar dahil olmak üzere hepsi bu özveride bulundular. Bu sabrı Hı -hı. gösterdiler. Ama maalesef hoca tercihleri ki özellikle e, Newton'dan bahsetmek istiyorum. E, Trabzon'u biraz olumsuz yönde etkiledi. Evet. E, takımın defansif hocam. yönden sorunlarına ilaç olamadı Hı -hı. bu hocamız. Öyle olunca da Trabzon e, maalesef o çok istediği şampiyonluktan uzak kaldı. Hı -hı. Her yeni sezon yeni bir umuttur. Bu sene dezavantajlı durumdalar. Evet. İşleri kolay değil. Ama bu sene olmuyorsa da e, bu sene önümüzdeki seneye büyük bir yatırım yapabilir Trabzon. Hı hı. Trabzon öyle bir camia ki bu evet. sene dahi iddialı konuma gelebilir. Ben Abdullah Hoca'ya takıma bu derece güveniyorum. Peki hocam birazdan veda edeceğiz. Naim Süleymanoğlu diyeceğiz. E, üçüncü yıl dönümünde vefatının kabri başında anıldı sevgili izleyenler. Dünya halterinin Efsane ismi. Bir kez daha Allah'tan tabi rahmet dileyelim. Geride kalanlara sabırlar dileyelim. Çok önemli bir isim. Kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu var. Ceperkülü Herkül'ü lakabı Naim Süleymanoğlu. Başarılarından bu arada kesitleri hayatından kesitleri hayat hikayesini daha doğrusu ekranlarımıza taşıyacağız. Neler söyleyeceksiniz? Kendisini saygıyla anıyorum. Allah mekanını cennet etsin. Sadece e, ülkemizin değil bence dünyanın en önemli, en başarılı sporcularından bir tanesi. Bakın haltercisi de demiyorum. Ülkemize gelişini hala bugün gibi hatırlıyorum. Ekranlarda hep beraber büyük bir heyecanla, büyük bir keyifle evet. izlemiştik. Hepimizin göğsünü kabarttı. Naim iyi ki varsın, varsın diyorum. Çünkü o hala var, hala aramızda. Onu bütün e, Türk insanı olarak. Her zaman saygıyla anmaya devam edeceğiz. Naim saygılarımı sunuyorum. Allah seninle, seni sevenlerle birlikte olsun. 46 dünya rekoru hocam. 46 kez dünya rekoru kırmayı başardı. 18 Kasım 2017'de de hastaneye kaldırılmıştı. Karaciğer yetmezliği sebebiyle 50 yaşında hayatını kaybetmişti. Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu. E, tam 3 yıl oldu. Kabri başında da anıldı. Dediğimiz gibi bir kez daha Allah'tan rahmet e, dileyelim. Hiç unutmayacağız Naim Süleymanoğlu'nu şüphesiz ki. E, filmini izlediniz mi bu arada? İzledim. Ben izledim. iki üç kere izledim. Çok hakikaten e, güzel de bir yapımdı. Herkese de tavsiye ederim. Şu an tüylerim diken diken oluyor. Biz e, sevgili Naim Süleymanoğlu'nu konuşurken onun sporcu kimliğini ön plana çıkararak konuşuyoruz evet. ama filmi izlediğinizde onun insanlığı, onun özellikle ülkemize, Türkiye'ye, Türklere, dinimize duyduğu sevgi ve Aynen saygıyı öyle. o filmde apayrı görüyorsunuz ve bunlardan dolayı ona yapılan bütün eziyetlere hı hı. direnen sporculuğunda olduğu gibi ben bu ülke için varım diyen bir yapı görüyorum. O Hı -hı. yüzden saygının büyük bir kısmını da bundan dolayı Teşekkürler hak Teşekkürler hocam. Veda ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Dediğimiz gibi Bulgaristan'ın Ağatlı Köyü'nde başlayan ve Amerika'nın ünlü Time dergisine kadar uzanan birinin hikayesini şimdi ekranlarımıza taşıyacağız. Türk spor tarihinin en başarılı sporcularından biri. Naim Süleymanoğlu'nun hikayesiyle bugünlük veda edelim. Yarın buluşacağız saat 7'de. Hoşçakalın.